Manşete hoş geldiniz. 30 sene sonra dön, bala, dön dolaş aynı noktaya gelmek nedir? İşte budur. Yani Türkiye'ye baktığınızda al birini vur ötekine. Ben muhabirliğe başladığımda Tansu Çiller başbakandı. Meral Akşener de onun bakanıydı. Aynı kabinede bakanlık yapıyorlardı. Enteresan. 30 sene sonra ülkede geldiğimiz nokta. Gene Meral Akşener ve Tansu Çiller'i tartışıyoruz. Zaten bu kısır döngüdür ki. Bir türlü ülkenin burnu çoktan çıkmıyor. Yani bir de şöyle bir taraf var. 30 sene sonra Tansu Çiller'le Meral Akşener aynı noktada buluştu. Yani esasen hiç ayrılmamışlar. Tansu Çiller Murat Kurum'a destek vermiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Ekrem İmamoğlu da bunu anlatırken ya işte bilmem kaç bin metrekare imar izni verdi de Tansu Çiller'e ondan dolayı bu destek. Bu destek şey değil Boşuna değil falan demeye getiriyor. Ya ne olursa olsun elbette bir karşılığı var. Ama yani 80'ine merdiven dayamış gibi rivayete göre 80 yaşında olan Tansu Çiller'le Meral Akşener hala gündem, hala konuşuluyor. Bir rivayete göre derken Tansu Çillerin galiba resmi doğum tarihi 46 ama o günlerde yayınlanan eserlerde ve bir takım kitaplarda, anılarda gerçek doğum tarihinin 43 olduğu falan Hatta annesiyle babasının o dünyaya geldiğinde veya anne hamile kaldığında evli olmadığı daha sonra evlendikleri falan gibi pek çok şey anlatılmıştı. Neyse ne bizi ilgilendirmiyor 1940'lı yıllara dair dedikodular. Ama son tahlilde yani ben muhabirliğe başladığımda bu kadınlar gündemdi. Biz artık belli bir noktaya geldik. Ortayı da geçtik belki. Hala bu kadınlar gündemdi. Sıkıntı bu yani. En heyecansız seçim derken kastettiğim biraz da şu. Türkiye'de yani bir ay sonra seçim var. Bir ay bir hafta sonra. Yani 31 Ekim pazar. Fakat hiç seçim atmosferi yok. Yani ne seçime yaklaşırken bir seçim atmosferi söz konusu oldu. Ne de işte haftalar kala. Tamam adaylar üzerinde falan bir tantana yürüyor ama yok bir heyecan. Yani ne liderler bir heyecan uyandırabiliyor. Ne adaylar bir heyecan uyandırabiliyor bir şey kendinize kendinizi AKP iktidarından nefret eden oy vermeyecek ve onun karşısında ittifak eden falan seçmenin yerine koysanıza 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu ile umutlanan 2018'de Muharrem İnce ile umutlanan seçmenin yerine koysanıza neden gidip bir muhalefet partisi adayına oy versin. O neyi değiştirecek? AKP kazanırsa ne olacak? Nuray Babacan onu yazmış gazete pencerede enteresan. Kampanyalar, mitingler, esnaf ziyaretleri esasen hızlanması gerekirken son dönemde sadece muhalefet değil AKP mitinglerinde de genel bir tepkisizlik ve bıkkınlık durumu var diyor. Kalabalıklar coşkusunu yitirdi. Erdoğan'ın da mitinglerden pek memnun olmadığı söyleniyor. Diyor ki, ya Erdoğan nasıl memnun olmasın? Erdoğan 2013'ten bu tarafa tamamen ayarlanmış topluluklara, planlanmış kalabalıklara konuşuyor. Yani onun konuştuğu sadece salon toplantıları değil hem yani açık hava toplantıları da her yere de insanlar kimlik kontrolüyle alınıyor ve zaten taşımayla getiriliyor. Yani oraya onu gönüllü dinlemeye gelmiş, parayla dinlemeye gelmiş, sağdan soldan toplanmış kalabalık onu alkışlamaya hazır, slogan atmaya hazır, onu mutlu etmeye hazır bir kalabalık oraya toplanıyor. Fakat buna rağmen Erdoğan mutlu değilse varın gerisini siz hesap edin. Adamı mutlu etmek için 5000 kişiyi topluyorlar oraya. Ve o bile şeyi doldurmaya yetmiyor. Alanı doldurmaya yetmiyor. Ve o paralı toplanan, bir menfaat için toplanan, ayarlanmış topluluk bile, kalabalık bile onu mutlu etmiyor. Yani böyle bakın Nuray Babacan bunu yazamıyor ama ben bunu söyleyebiliyorum. Ki zaten biliyorsunuz. Tabanın coşkusunu yitirdiği artık açıklanan vaatlerin ve verilen sözlerin vatandaşa ulaşmadığı yorumları yapılıyor diyor. Yani vaatler ve sözler bir şey ifade etmiyor demek bu. Kaldı ki zaten bunu defalarca yazdık. O mevsim geçtiği için artık yapmıyorum. Ta bundan 2015 seçimleriydi galiba. 2015 seçimlerinde AKP'nin vaatleri konuşulurken 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce ben oturdum. 2011 seçimlerinde AKP ne vaat etmiş, neyi gerçekleştirmiş? Onu çalıştım. Ya çalışmanın ortasında bıraktım. Niye? Çünkü %70-80'ini yapmamış. Sonra 2015'te başka şeyler vaat ediyordu işte sonra başka şeyler falan ve bu vaatler gerçekleşmedi ayrıca bu vaatler ve sözler artık vatandaşta bir yani ulaşmıyor derken kastettiği o yani vaatler ve sözlerin vatandaşa ulaşmaması şu vaatler ve sözler artık vatandaşlar için ilginçliğini kaybetti demek yani. Karamollaoğlu'nun çıkışı konuşuluyor. Bir televizyon kanalında işte Tayyip Erdoğan'la Erbakan çekişmesine atıfla Erbakan Hoca diyor 2006 yılında hapse mahkum olduğunda polisle evini kuşattırdı. Evinden alacak onu bir bakıma izam etmek için kötü göstermek için hapse attıracaktı. Erdoğan Erbakan'a yapacak. Evi kuşatıldı. O zaman Allah rahmet etsin Kalyoncu AKP kuruluşunda Tayyip Bey'e destek veren eski il başkanımız Tayyip Bey'e gitti. Bunu böyle yaparsan ben burayı senin başına yıkarım. Seni yaşatmam siyaseten de dedi. Ve Tayyip Erdoğan vazgeçti diyor. Şimdi bir böyle bir şey vardı da. Niye şimdi açıklıyorsunuz? İki bu zaten malumu ilam. Yani ben Refah Partisi muhabirliği yaptım. Erdoğan'la Erbakan'ın arası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da çok böyle şahane değildi. Erbakan Erdoğan faktörünün yükseldiğini, Erdoğan'ın yıldızlaştığını görüyordu. Fakat onu 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 engelleyecek gücü de yoktu. Kendisi de inişteydi. İster istemez Refah Partisi kapatma davası açıldı. Şu bu falan iktidardan gitti. Yani rol değiştiriyorlardı ve bu durumu değiştirebilecek, yapabilecek bir şey yoktu. Erdoğan da bir noktadan sonra zaten eski liderini harcadı, geçti. Yani bu son derece normal bir şey. Ve zaten sağlıklarında birbirleri aleyhine söyledikleri laflar orada duruyor. Arşivde yani. Erdoğan'ın Erbakan'a söyledikleri, Erbakan'ın Erdoğan'a söyledikleri. Geçeceksiniz onu. Fakat bunu niye şimdi açıklıyorsun? Yani madem böyle bir şey vardı niye niye şimdiye kadar konuşmadı? İki burada hedef ne? Burada hedef yani buradan en çok alınması gereken veya bu konuyu bilmiyor mu? Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan. Şimdi yeniden Refah Babası'nın partisinin ismini sürdürerek bir siyasi hareket başlattı. Fadiyer Bak Bakan bunu bilmiyor mu? Ve ona rağmen Erdoğan'la kol kola bir iş tutuyor değil mi? Bir yönüyle de siyaset. yani Acayip bir şey. Bir yönüyle de, yani çok sonuç çıkartılabilir buradan ama ana sonuçlardan biri de Erdoğan o gün de yargıda yaparız şeyini gibi bir durum olmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? 2006 yılı tam muktedir olmadığı düşünülen yıl e, zamanda bile Tam yani polisle evini kuşatacakken vazgeçiyor, ev hapsine döndürüyor, bilmem ne filan falan. Yani hala de, de demek ki o dönem bile tam hakim olamadığı halde bir takım şeyleri yönetebiliyormuş. Ki zaten yargıda yaparım şeyini bu, yapalım yargıda şeyini. Daha doğrusu tam kelime ifadesiyle. Dönem böyle bir dönem. Yani son 12 yılın hukuki açıdan tarifi nedir, anlamı nedir diye sorduğunuzda budur, yargıda yapalım şeyini dönemi. Bunu Amerika ile olan görüşmelerinde Rahip Bronson pazarlığında bahsetmişti. Ver papazı al papazı hikayesi. Orada Bronson pazarlığında bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin. Papaz dediği Fethullah Gülen. Biz de size Rahip Bronson'u verelim derken biz de size onu yapalım yargıda şeyini verelim demişti. Sene 28 Eylül 2017. Dönem böyle bir dönemdi yani. Yargıda yapalım şeyini dönemi. Onun için şaşırıyorum ben. Yani bu şeyleri kritik ederken, yargıyı falan kritik ederken hala insanların... Mesela Anayasa Mahkemesi'ne yeni ayar vermiş Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Can Atalay ile ilgili bir karar verdi. CHP'nin başvurusunu değerlendirdi Anayasa Mahkemesi. Karar verilmesine yer olmadığına şeklinde değil de burada yetkisizlik nedeniyle red kararı gerekir demiş. Sürekli herkes ayar veriyor Anayasa Mahkemesi'ne. Yani ayrıca şunu da söylüyorum Anayasa Mahkemesi bitmiştir artık yani. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi diye bir kurum yoktur. Yani Yargıtay falan daha itibarlı yani. Hatta yani duruma göre Yargıtay'ı da gömerler ayrı bir konu. Yarın öbür gün Anayasa Mahkemesi mutlu edecek kararlar verir. Anayasa Mahkemesi'ne tez tekrar övmeye başlarlar filan. Yani şu birkaç ay içerisinde yeni bir üye atadı zaten geçenlerde Erdoğan. İki üye daha atayacak. Mevcut başkanın da görev süresi doluyor. Onun yerine de muhtemelen İrfan Fidan'ı seçecekler. E, zaten çoğunluk Erdoğan'da yani atadığı üyeler itibariyle iyice artık tam dikensiz gül bahçesi olacak falan gibi bir yere doğru gidiyor yani anayasa mahkemesi yoktur yani acayip bir e, dönem yani distopya diyorum ya yani tam anlamıyla bir distopya çevre bakanı orada fay hattı olduğunu ilk kez duyuyorum diyor. Ayrıca yalan söylediği ortaya çıkıyor. Ben hastaydım gidemedim maden bölgesine hasta olmadı ortaya çıktı. Orada fay hattı olduğunu ilk kez duyuyorum. Ya Erzincan ya. Erzincan bir numaralı deprem bölgesi. Türkiye'de deprem dediğinizde akla gelecek ilk il Erzincan. 1939 Erzincan depremi yıkmış taş, taş üstünde bırakmamış. On binlerce ölü var. Bir o. Bir de fay hattını silmişler. 2013'te fay hattı varken Bakın biraz daha yaklaştırayım görün. MTA'nın Dirify haritası 2013'te soldaki haritada fay hattı var. Sağdaki haritada yok. Böyle yani. Tam bir distopya. Yani hemen her yönüyle, her şeyiyle. Diyoruz ve bir manşeti daha yavaş yavaş böylelikle toparlıyoruz. Haftanın son manşetiydi ama ne zamandır unuttuk, aylardır yok. Kimse de sormuyor. In out. Seçim dönemi de geldi. Ortalık biraz şenlendi. Haftanın in-out toparlamasıyla kapatıyorum. Sonuna kadar izleyin. Ondan sonra kapatın olur mu? Çünkü enteresan şeyler var. Burada konuştuğum konuşmadığım konularda in-out'ta kendini buluyor. In-out'ta kapatıyoruz. Hoşçakalın.